Herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra Ahmet Çelik Tiyatrosu YouTube sayfamda altı üstü sohbet programımın konuğu, hepinizin olacak o kadardan tanıdığı Yusuf Yusuf Usta. Yusuf Yusuf Usta hepiniz tarafından çok sevildi. İsmimi de söyleyeceğim. Artık bu bize böyle müstehar ad olarak, takma ad olarak takıldı. Ben öyle diyorum. Pekcan Türkiye şınavı diğer. Yusuf, Yusuf Usta. Hına! Hına! Efendim, Hına'yı, mucidi, copyright'ları Ahmet Çelik'e aittir. Ben de onu zaman zaman kullanıyorum. Evet, şimdi öncelikle şunu da söylemem gerekiyor ki biz şu anda turnedeyiz Tarsus'ta. Çok güzel ağırlanıyoruz, çok güzel bir kitleye ulaştık. Bütün sıcaklığına rağmen insanların sonuna kadar oyunumuzu seyrediyor olması bizim için çok büyük bir başarı. Sağ olsunlar, herkes bizi yalnız bırakmadı. Şu anda tek kamerayla çekiyorum. Affınıza sığınıyorum. İstanbul'da olmadığımız için teknik olanaklarım yok Pekcan Bey. Evet, rica ederim. Pekcan Bey. Buyurun. O kadar çok yalnız size karşı hitap ettiğimde bana bakıp oraya cevap verirseniz daha iyi olur. Yani. Tamam, ben alıcık değilim. Hatta beni sordum hangi kameraya bakacağım diye, sen dedin bir kamera var, üstteki şeye bakacaksın. Evet. Onun için yani bilmediğim için. Pekcan Bey, kaç yaşında oyunculuğa başladınız? Efendim, klasik bir soru. 60, o zaman... Evet, güzel. 17 yaşında profesyonel olarak oyunculuğa başladım. Dorman Tiyatrosu'nda Sarsak'ta bu isimli bir oyunda, Dorman Tiyatrosu'nun kadrosu çocuk oyunu ama kimler vardı? Efendim hatırlamaya çalışayım. Hadi Çaman vardı, Yüksel Gözen vardı, Hüseyin Kutman vardı, Nevzat Şenol vardı, Şefik Döyen vardı, evet. Ona Zeynep Tedi vardı. Zeynep abla benim manevi annemdi. Ben kendisini evet. Çok severim. Üstünde çok emeği var. İnşallah onunla da bir gün burada sohbet edebiliriz. Evet. Peki oyunculuktan memnun musunuz? Şu an yaşınız 72 galiba. 73. 73 yaşındasınız. Evet, ama biyolojik yaşımla kronolojik yaşım arasında 20 yıl fark var. Yani şu an kendinizi o zaman siz 53 mü zannediyorsunuz? Evet, 53. 53. 53 yaşında. Evet. Yani nüfusta 73. Görüntünüz evet. 53. Getir son sevgiliyi Beşiktaş'tan. Gençliğimi yaşamak istiyorum yeni baştan. Bu gençlik sırrını da söyleyelim izleyicilerimize. Efendim 3Z çok önemli. Ben yemeklerimde mutlaka 3Z. Birinci Z zencefil, ikinci Z zerdeçal, üçüncü Z zeytinyağı. Profesyonel rehber olduğum için uzak doğudan böyle bir yiyecekleri füzyon tabir ettikleri karıştırarak yemek yiyorum. Biraz da genç görünüm var. Aslında arkadaşlar bizim olacak o kadar da oynamış olduğumuz o aşçılar skeci şöyle doğmuştu. O skeç aslında sadece Levent abinin çekeceği bir skeçti. Sonra Levent abi ben gidiyorum iyi akşamlar dedim. Sen nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum dedim. Sen de dedi şu aşçılar skecine girsene dedi. Sonra Pekcan Bey de geldi orada çok iyi hatırlıyorum. Evet. Pekcan Bey de aynı şekilde. Sen de dedi gelsene şu skece dedi. Sonra Mevlüt Usta falan derken 4 kişilik çok sempatik bir grup oldu. Evet. Öyle değil mi Pekcan evet, Bey? Evet vallahi. İşte aramızdan Mevlüt ayrıldı. Sen de onun anısını yaşatmak için bir yaz eğlencesi adlı oyunum zaten Levent Kırca'nın evet. Anısına. Ayrıca oradaki Mevlüt'ün ismini alarak müsteharat evet. Olarak Mevlüt Usta ve Yusuf Yusuf Usta olarak zaten bizi ekrandan tanıyorlar ve bu tınlama mı tabiriydik neydi? Nida. Ha Nida dedim. Eksklamasyon. Doğru. Evet. Eksklamasyon. Eksklamasyon. Evet. Ne demek Türkçesi? Yani hayret ifadesi. Ha. Şaşırma ifadesi. Evet şaşırma. Sen onun tabii Farsçasını söyledin Nida. Nokta. Nokta. Evet. Evet. Şimdi tabii biz Pekcan Bey'le o kadar çok anılarımız var ki şimdi bir de şu anda Bir Yaz Eğlencesi adlı tiyatro oyununda beraberiz. Nasıl? Benden memnun musunuz? Vallahi oyundan. Her bakımdan şimdi... ilk defa çalışıyoruz çünkü biz sizinle. Evet ilk defa senin kadronda, senin şemsiyen altında. Müthiş keyif alıyorum. Şöyle ki bu Türkleri, Türk tabir ettiğimiz şeyleri o kadar güzel biliyorsun ki. Mesela birinci skeçteki psikiyatrı düz oynuyordum.
Sen dedin ki ya üstad dedin buna bir şive yap, bir şey filan yap. Müthiş alkış aldım. Evet. Yani girişleri, çıkışları, nerede alkış geleceğini samimi söylüyorum. Bu tür oyunlarda ben az oynadığım için o açıdan seni üstad kabul ediyorum. Estağfurullah. Yani bu şey değil yani bir içimden gelen ve disiplinli bir arkadaşsın. Çok teşekkür ederim. Onun için çalışmaktan çok memnunum. Nokta. Şimdi Levent abiyle yıllarca çalıştık. Evet. Siz de çalıştınız. Evet. Ben biraz başa dönmek istiyorum. Levent abiyle ne zaman, nerede tanıştınız? Vallahi Oya Başar'la Çocuk Saati'nde, bak kimlerle. Eskiden televizyon yoktu. Perihan Savaş, Nilgün Atılgan, Oya Başar, Suat Suna, Gamze Güzelan. Birçok arkadaşla birlikte çalıştık. Ben rahatlıkla yaşımı söylüyorum. Bazı arkadaşlar yaşlarını. Sonra bir baktım. Oya Levent'le bir araya geldi. Tabii Kırca'yla görüşüyorduk ama öyle samimi değildik. Ondan sonra işte 2000 yılının başlangıcında birlikte çalışmaya başladık. 2000 yılının başında. Evet, 2001 filandı. Yani o şeydeki sanayi mahallesindeki yerde. Ama değil asıl mi? O zaman sizin başlangıç noktanız tiyatro. Tabii hayır. Şey olarak geldim ben. Televizyonda olacak o kadar da. Tabii. Hmm. Yaşar Yaşamaz da oynadım. Yaşar Ondan mi? Sonra ki yıllarda birlikte de aynı oyunda oynamıştık galiba. Ateşin Düştüğü Yer. Ateşin Düştüğü Yer. Sonra Van'da çekildi o Ateşin film. Düştüğü Yer film. Evet. O filmin de Mardin'i de ben önerdim Levent Kırca'ya. Çünkü ben Mardin doğumluyum. Aha. Yani gidişat ondan sonra işte biliyorsun Ürdün seyahatlerimiz falan da olmuştu. Evet. Levent abiyle çok çok komik anıları var. Pekcan Bey'den bir tane onu anlatmasını isterim. Özellikle o teknede yaşadığınız hikaye. Evet şimdi şeyimi anlatayım, tekneyi mi anlatayım, Ürdün mü? Yok. Şimdi tekneyi dedi, tekneyi anlatayım. Anlatayım ama Ürdün dedi. Tekneyi sorup Ürdün'ü anlatırsanız komik olur. Evet tamam. Nokta. Şimdi ben böyle müdebbir adamım, tedbirli adamım. Bir çantamda bütün şeylerim, işte hüviyetim. Tekneye birlikte girdik. Bu arada... Evet oraya doğru, seyircimize doğru anlatırsanız. Evet seyircimize doğru anlatalım. Efendim bunlar bana şaka yapacaklar. Ben denizde yüzerken birden Artuklu Kervansarayı'nın sahibi Sabahattin Evrensel, ay dedi Pekcan Bey dedi, senin dedi Levent Kırca dedi, çantanı atacak dedi. Abi dedim ne olur yalvarıyorum, orada dedim hüviyetlerim var. Atarım ulan dedi, bana da kumandan diye seslendirdi. Kumandan şimdi senin dedi çantanı dedi, ya ne olur dedim gözünü seveyim atma, içinde hüviyetlerim var. Ondan sonra bir baktım çanta atıldı. Nasıl böyle koşuyorum? Koşma dedi. Çantanın içindekileri meğer ayrı bir torbaya koymuşlar. Burada dedi Levent Kırca. Hiç merak etme dedi. Sana yeni bir çanta alıyorum dedi. Ama ben ulaştım tabii çantaya. Eski bir çantaydı. Bir gün de... O çanta mı? Yok buna benzer bir çanta. Küçük bebekte benim saat vardı kolumda. Ben böyle... şey çocuk saatleri gibi işte swatch muvaç takardım ama öyle çok pahalı saatlerdi. Bir saatimi şeye attı, denize attı ama kıymeti yani bugünkü parayla 30 euroluk filan bir saat şeyden almıştım. İmitasyon saat. İmitasyon. Ben tabii o zamanlar yani euro da fazla bir şey değil. Yine buraya bakıyorum değil mi? Nereye istiyorsanız bakın. Tamam rahat olmak açısından. Şimdi hemen yapma dedi. Beni konağa kadar götürdü. Eve konak derdik. Tepsi içinde bir sürü saatler. Bunların içinde seçtim bir tanesini. Frank Müller bir saat. Onu uzun süre taktım. Yani bir saatimi denize attı. Onun karşılığında da 2000 dolarlık bir saat hediye etti bana. Kendisinin bir koleksiyonu vardı. Nokta. Levent abi gerçekten Pekcan Bey'i çok severdi. Pekcan Bey'le şakalaşmayı çok severdi. Bu da yapmış olduğu şakalardan evet, biri. Evet, bir tane de çok önemli bir şaka var. O herkesin dilinde, Ürdün'de, kraliyet düğününe. Onu da anlatalım diye. Çok özel değilse anlatın. Tabii yani. Şimdi efendim bizi
Artuklu Kervansarayı'nın sahibi Mardinli Sabahattin Evrensel Ürdün Kraliyet Düğünü'ne davet etti. Ben biliyorum onu. Gittim. Evet. Bir 14 kişilik bir yuvarlak masada konuklardan bir tanesi de Saddam Hüseyin'in koruma müdürü. Çok güzel İngilizcesi olan. Benim tabi bu arada Libya Cemaliyesi mezunu olduğum için 3 senelik bir diplomam da var. Arapçam da var benim. Bir ara kadınlar oynarken erkekler eşlerine eşlik ediyorlar. Etrafta böyle fakkıs fakkıs veya Kürtçe çepik çepik. Oralarda hem Kürtçe konuşuluyor hem Arapça konuşuluyor. Ben biraz dolaştım. Sonra geldiğimde şeyde masada bir ölüm sessizliği vardı. Allah Allah dedim. O Ürdün şeyin Saddam Hüseyin'in koruma müdürü ayağa kalktı. Önce Arapça, sonra güzel bir İngilizceyle dedi ki ladies and gentlemen, işte klasik, biz eşlerimize eşlik ederken içinizden birisi dedi benim karımın çantasından cep telefonunu almış, tek tek bakacağım dedi. Eyvah. Levent İngilizcesi zayıftı yani, komandan ne diyor bu dedi. Ya dedim kadının çantasından dedim cep telefonu alınmış dedim, dedi bizi nasıl bir yere getirdin dedi. Ya dedim korkma dedim, şey yapma dedim. Tek tek adam baktı, Levent Kırca'ya geldi. Levent Kırca'nın da bir tane böyle büyük sünnetçi çantası vardı. Öyle biliyorum, sünnetçi evet. Çantasıyla. Sonra ben bu küçük çanta gibi bir çantaya, içinden kadının cep telefonu çıktı. Ben böyle ağlayacağım, böyle ağlayacağım. Neyse güldüler. Yani bana yaptıkları ikinci şaka da buydu. Ya. Ama kendinizi kötü hissetmişsinizdir. Tabii he? Çok kötü hissettim ya. Ağladım ya, düşünebiliyor musun? Ama Allah'tan sinyal verenler de oldu. Ama sizin tabii Levent abiyle böyle kredileri vardı birbirlerine. Evet, tabii. Benim hem müvekkilim hem kadehi arkadaşım. Yani çok güzel anılarımız olmuştu. Pekcan Bey, buyurun. Levent abiyle ilgili size birkaç tane soru soracağım. Buyurun. Basında çıkan haberleri size soracağım. Evet. Levent abi için alkolik diyorlar biliyorsunuz. Evet. Levent abi gerçekten siz onu çok yakından tanıyan biri olarak, evet. Ben dilimin döndüğünce anlattım ama sizden de duysun seyircilerimiz. Gerçekten alkolik miydi? Hayır efendim. Hayır. Levent Kırca çok böyle, hani bazı insanlar vardır, içtiğini de anlayamazsınız. Yerinde içki içerdi. Evet. Ama yine içkide de senin de bulunduğu bir ortamda biz... Açık konuşalım. Çok özellikle... Aşçılar en son çektiğimiz için aşçılarda sen de irticalen improvize tülahat yapardın. Tabii. Levent de tülahat yapardı. Ben nadir yapardım yani, pek tülahata alışkın değilim yani. Dolayısıyla en önünde bir kaneviçe vardı. O tekse bağlı olmadan yeni şeyler yapar. Dolayısıyla bizim içkili o programı yapmamızın bir mahsur tarafı yoktu. O gün normal birer kadeh rakı içtik. Levent dedi ki, bir tane burada dedi, Fransız dedi, kanyak var dedi. Tadım. Ben de içkiyi bıraktım, 13 sene oldu. Ama anlardım böyle, tadına baktım. Ya bir acayip bir şey. İç kumandan içtim. Ben iki tane böyle içtim. Şeyi çekime geldim. Ayakta duramıyorum. Ayağımın altında da takunya var. Sen su döküyorsun ya. Suyu öyle bir süratle döktün ki ben birden düştüm. Levent dedi ki çekin, devam edin arkadaşlar, devam edin dedi. Ben kalktım, bir şey yok ama sarhoşum yani. Millet de benim yani güzel içtiğimi bilirler. Demek ki o gün tık 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 içmişiz. He. Yani Levent çok kontrollü içki içerdi. Hayır, şimdi yani o oynadığı rollerden dolayı her gün içiyor muydu? Asla içen bir adam değil. Hayır. Keyif için bir yere gittiğimiz zaman hangimiz yapmıyoruz ki bunu? Evet. Mutlaka birkaç kadeh eşlik edebilen bir adamdı ve yani. Ve çok kontrollüydü. Çok kontrollü. Çok kontrollü. Bir de kontrollü olmak zorunda arkadaşlar. Evet. Yani Levent Kırca'dan bahsediyoruz. Evet. Yani yıllarca Erol Taş kötü adam diye arkasından nasıl taşladıysa, evet. Levent abi de öyle zannettiler. Sonra Levent Kırca'nın birinci ismi Zeki. Evet. İsmiyle müsemma çok zeki insandı. Çok. Bir de geçenlerde şeydeki Aydınlık Gazetesi'ndeki Onur Akay'ın bir sorusu üzerine cevap verdim.
Levent Kırca'nın bu maskları yapmasının nedeni senin gibi meslek lisesinde okumasından da torna tesviyede okumuştur. Evet. Sen de sen de meslekli. Dolayısıyla zaten fıtri bir kabiliyet var ama bunun yanında da mesleğinin inceliğinde şey yapardı. Hatta şey anlatırdı. Rahmetli Sümer Tilmaç anlatırdı. Oyunculardan bir tanesinin dişi çıkmış mı ne olmuşsa hemen ya Levent demiş Sümer işte oyuncunun demiş bu başrol oyuncusu hemen bir diş yapmış kendine göre. Hmm. Dişi takmış. Demek ki hararetli bir anda konuşurken dişi bir fırlamış o bir tarafa. Yani uzun süre oynamış. Benim de başıma gelmişti. Şuradaki dişim benim de takmadır. Ondan benim de başıma gelmişti. Anladım. Böyle bir durumla ilgili benim de bir hikayem var. Şahit olduğum daha doğrusu. Bir gün ajansa birisi gelmiş. Yukarıya bir haber geldi. Levent abi dediler. İşte seninle görüşmek isteyen birisi var. Ama yüzü piçeliymiş. Hatırlıyor musun sen onu? Ondan sonra kimdi falan. Vallahi böyle bir gizemli bir adam. Sonra Levent abi dedi. Tamam dedi. Bir çağırın dedi. Gelsin bakayım dedi. Adam yukarıya çıktı Pekcan Bey. Peçesini bir açtı. Adamın burnu yok. Allah Allah. Sen yoksun o zaman değil mi? Bu yani varım hatırlamıyorsun. Da hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Evet. Adamın burnu yok. Levent Bey dedi, ben dedi burnumu dedi kaybettim dedi ve dedi bir günde olsa dedi burunla yaşamak istiyorum. Sizin dedi makyaj yaptığınızı biliyorum dedi. Aa, hatırlıyorum öyle bir şey. Evet. Bana dedi burun yapar mısınız dedi. Evet. Levent abi dedi ki oğlum dedi ben yapayım da sen daha kapıdan çıkmadan bu burun düşer dedi. Evet. Öyle makyaj dediğin şey saatlerce günlerce durabilen bir şey değil. Evet. Levent abi bile birinin makyajını yaptığı zaman özel spreyler getirtiyordu arkadaşlar yurt dışından. Şimdi var tabii Türkiye'de her alası var. Evet. O suratına sıkılıyor. Yardımcıları da sürekli kontrol altında Levent abinin makyajına bakardı. Bir yerinde bir sarkma var mı, düşme var mı? Evet. Dedi ki beni kırma dedi ve Levent abi gerçekten onu kırmamıştı. Adama burun yaptı ve çok mutlu olmuştu. Evet. Dikkat edersen o makyaj odasında yaparken vantilatör de sürekli çalışıyor. Çünkü müthiş şey oluyor. Herliyordu. Hatta ben sıcak günlerde özellikle serinlemek için o şeye geldim. Bana dedi ki komandan dedi sonra başka zaman şey yaparsın. Yani buradaki benim havamı alma derdi. Ben oraya girerdim böyle. Ya ne günlerdi vallahi. Değil mi? Evet. Levent geçmiş abi zaman olur ki hayali cihan değer. Ya. Gerçekten Levent abi o kadar çok her gün anıyoruz ki. Yani ben kendi adıma kendi yaşantımda çok anıyorum. İnsanlar soruyorlar. Fotoğraf çektirirken Levent abiyi soruyorlar. Şimdi biz Levent abiyi bu oyunumuzun içinde de anıyoruz. Zaten kendi alkışını hemen görüyorsun ki evet, fotoğrafını evet gösterince Levent Kırca hala alkışını şimdi alıyor. Şimdi oyundaki bizim Ferdi Akarnur Levent'te çalıştı. Yönetmenimiz Dost Elver Levent'te çalıştı. Seval Tufan Levent'le çalıştı. Ahmet Çelik zaten. Başka var mı bizim bu oyunda? Ve işin ilginç şeyi skeçlerden bir tanesinde, bu da senin fikrin, çok teşekkür ederim. Benim psikiyatr olarak bulunduğum skeçte hasta bir, artık bunu anlatmamın bir mahsuru yok değil mi oyundaki bir kısım? Ha, anlatabilirsin. Çünkü bu oyunu ileride belki oynarız, oynamayız. Şimdi bir hasta bir kadın geliyor, hafızasını kaybetmiş ama sürekli işte kendine göre bir şeyleri hatırlıyor. En çok hatırladığı şey kadının Cumhuriyet'le kalın, acil olun, Atatürk'le kalın diyor ve biz o arada Levent Kırca'nın bir posterini açıyoruz. Müthiş alkış alıyor ve biz gerçekten çok mütehassıs oluyoruz, eski tabirle hisseniyoruz. Aslında senaryoda başka bir ismini vermek istemediğim sanatçının fotoğrafı paylaşılıyordu. Evet. Ben de orada dedim ki burada ben Levent abinin fotoğrafını paylaşmak istiyorum. Hem Levent abiyi anmış oluruz. Çok da güzel zaten alkışını da alıyor görüyoruz. Evet. Yani yıllar geçmiş olmasına rağmen hala Levent abiyi anmak, seyircinin karşısında hala alkışını duymak. Gerçekten çok özel bir insandı, çok zeki bir insandı. Allah
Rahmet eylesin Gani. Evet. Ya. Pekcan Bey'in oho bilmediğiniz o kadar çok yönü var ki. Avukat. Ona, asıl mesleği aslında avukat. Evet, yarım asırlık avukatım. Kitaplarım da var. Avukat sizsiniz, tatbikat damonolar, icraatla suç ve ceza, maden kanunu, ailenin avukatı. Böyle kitaplarım da var. Rehber. Profesyonel rehberim. Dünyada gitmediğiniz yer kaldı mı? Çok az var. Beni de götürecekti evet, bazı inşallah. Yerlere ama götürmedi. Maldivler, Seyşeller, Kamboçya, Vietnam, Fildişi aklınıza gelence ve bunları da Pekcan Türkeş ülkeden veya şehirden bahsederseniz Google'da buluruz. Peki. Bir de sen şimdi o kadınların meyveyi ama onu da söyleyebilirim. Hayır. Peki bu kadar çok ülkeye gitmişken ne bileyim böyle çok etkilendiğin, çok aşık olduğun bir kadın oldu mu? Çok samimi söylüyorum. Ben konuşmadan, arkadaşlık yapmadan yani olmuyor. Bizim de tabii fazla kalamadığımız için böyle bir şeyimiz olmadı. Yani duygusal ilişkileri açıksınız anladığım kadarıyla. Evet, yani evet. Bugünlerde de bir güzel bir duygusal ilişki içindeyim. Evet. O beni böyle genç kılıyor. Şiirler okuyorum. Maşallah. Evet. Sen sır, ben sır. Dilimin ucunda ama söylenmez ki her sır. Bu benim kendi şiirim. Ve de sabahleyin kalktığım vakit Cahit Sıtkı'nın şiiriyle diyorum ve gönül tanrısına der ki pervam yoktur verdiğin elemden, her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Nokta. Ve ismini de söyleyemiyorum tabii. Tabii söylemeyin, evet, gerek yok. Evet. Gerek yok. Evet. Siz peki, biz oyunda da soruyoruz onu Pekcan Bey'e. Pekcan Bey, kadın deyince aklınıza ne geliyor? Efendim kadın deyince aklıma meyveler geliyor. Hayatıma girecek olan kadınları meyvelerden seçmek istiyorum. Dünyada en güzel şey kadın bir, meyve iki. İkisi de birbirine öyle benzer ki. Kadın var ekşi vişne, kaynat reçel yap kaç tabak. Kadın var karpuzdur, yandın çıkarsa kabak. Kadın var kayısıdır, dilde tadı tükenmez. Kadın var çilektir, şeker ekmeden yenmez. Kadın var cins armut, Ahmetciğim iyisi gelmez bize. Kadın var muşmuladır, afiyet olsun size. Kısacası her kadının benzeri bir meyvedir ama nikah masasında evet diyen erkeğin yediği hep ayvadır. Şimdi ama arkasından da ne diyorum, ben o ayvayı yedim. İnanın çürük çıktı, tekrar ayva yemek istiyorum. Ve ayvanın tatlısı da güzel, benim sembolüm ayva. Yani çünkü ben evlenmeyle aşkı evlilik potası içinde oluşmasını, erimesini istiyorum. Yani benim de yani aşk üzerindeki felsefem de bu. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Evet. Ya aşkın yaşı yoktur gerçekten. Siz şu anda evet, hani 73 yaşındayım. 73 yaşındasınız. Karşılıklı çok güzel bir aşk yaşıyor Pekcan evet. Bey. O yüzden hiçbir şekilde aşktan evet, evet, ümidinizi kesmeyin evet, diyebilir miyiz? Benim sevgilim de çok güzel öğretim üyesi. İsim vermeyin bence. Vermem. Benim konuştuğum dillerin birkaç tanesini de biliyor. Bana özellikle sabahları İngilizce öyle güzel şeyler, emojiler. Emojiyi de ben böyle teenage'ler gibi birbirimize emoji atıyoruz. Ha güzel. Evet. Hoşunuza gidiyor mu? Çok hoşuma gidiyor. Ama bunlar belki sizi daha şey tutuyordur, daha dinç, daha... Evet, daha dinç tabii. Bir de samimi söylüyorum, seninle uzun yıllar çalıştık, epey ara verelim. Tekrar seninle birlikte, senin tiyatro şemsiyen altında çalışmaktan da çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Ve şöyle diyorum, insanlar şemsiyeler gibidir. Arandığı vakit bulunmazlar. Ben şimdi şemsiyemi buldum. Oh. Çok keyif alıyorum. Pekcan Bey bir şey daha soracağım buyurun size. Bana çok soruyorlar sosyal medyadan. Olacak o kadar tekrar çekilecek mi diyorlar. Sizce Levent Kırca'sız bir olacak o kadar olabilir mi? Olabilir. Neden olur? Bana inan ki seninle beraber çünkü ben yurt dışına da profesyonel rehber olarak gittiğim yerlerde bana ilk söyledikleri ya senin ismini birden Özer Usta diyorlar. Bazıları da biliyor halbuki telaffuzu çok rahat bir isim.
o ustayla birlikte niye yapmıyorsun diyor. Şimdi fırsat olmadı ve bu arada hani... Ama olacak o kadar programı aşçı, sadece benim aşçılardan ibaret değildi ki. Diye. Ha, şimdi yazarlarımız var zaten. Yazarlar ancak aşçıların dışında diğer diğer orada yani burada sizin annesiyle cesaret işi. Hı. Şimdi hayır o cesaret başka bir mesele. Yani o siyasi boyutu, eleştiri boyutu evet. Başka bir taraf. Ama şimdi olacak o kadar ismi bence çok özel bir isimdi ve Levent Kırcasız bence çünkü Levent abi çok zeki bir adamdı pek çok. Evet. Gerçekten çok zekiydi. Yani şu an hala o skeçlerin YouTube'da başka mecralarda seyrediyor olmasının en büyük sebebi Levent abiydi. Evet. Yani yazarlarla saatlerce evet. Çalışıyor, kendi senaryolar üzerinde çalışıyor, çekilirken başka şeyler katıyordu, montaj esnasında daha çok şey katıyordu. Evet. Ve bana göre bu işin lokomotifi Levent Kırca'ydı ve olacak o kadar isminin altında bir program bana göre yapılamaz. Ha bir skeç programını ben çok istiyorum yapmak. Herhangi bir televizyon kanalında güzel bir kadroyla evet. Ama başka bir isimle, başka bir enerjiyle başka bir program yapılabilir. Nasıl biz bugünkü bu akşam oynayacağımız bir yaz eğlencesinde skeçlerden bir tanesinde nasıl Levent Kırca'nın posterini öyle bir şeyle Levent Kırca'nın anısına, onun veciz sözlerinde şey yapabiliriz yani evet. Programımıza koyabiliriz, oyunumuza. Evet. Peki, olabilir tabii. Son zamanlarda Levent abiyle hiç görüşme şansınız oldu mu? Evet. Ben bir süre işte bu farklı platformlarda çalıştığım için görüşememiştim. Ama ondan sonra ölümüne yakın görüştüm. Hı hı. Biraz şeydi yani. Yüz yüze mi görüştünüz yoksa? Yüz yüze görüştüm. Ben yüz yüze görüşmeyi çok istemiştim evet. Ama işte sağlık sorunlarından dolayı kimseyle görüşmüyordu. Evet. Biraz küsmüş. Telefonla da konuşuyordu. Bunları biliyorsun. Evet. Şimdi benim kaleme aldığım 13 yıldan beri yazdığım Beyoğlu'na giderken isimli kitabımda yani daha kitabım çıkmadı ama bazı notlar var. Yani bir ah çeksem kaseyi fahvurdan binlerce ah işitirsin. Yani rahmetli Levent Kırca ile ilgili bazı böyle şu anda ifade edemeyeceğim olayları da şeyle kamuoyuyla paylaşacağım. Yani biraz üzgün gitti. Evet. Biraz üzgün gitti. Allah rahmet eylesin. Ben gerçekten çok seviyordum. Ve onun bir öğrencisi olarak adını yaşatmak evet. için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evet. O oyunlarda yer veriyorum. İşte sosyal medyada ben hani o kadar çok insan soruyor ki benim canlı yayınlarımda. Yani Levent Kırcasız bir günüm geçmiyor. Mevlüt Usta'yı sürekli soruyorlar. Siz de biliyorsunuz. Evet. O yüzden bence Levent abi hala aramızda ve onun ismini evet. Yalnız güzel yaşıyor. Ben şunu bir hukukçu kimliğimle yani ben kınıyorum Levent Kırca, Oya Başar Levent Kırca tiyatro topluluğunda, televizyondaki programda yer alan birçok arkadaşımız var. Ya gönül istiyor ki onlar da böyle bir konuşmalarında yapan yapıyor tabii ama herkesi mecbur bırakamayız bu konuyla ilgili. İşte Müjdat Gezen, Uğur Dündar onlar sürekli sonra Yılmaz Özdil. Sürekli yazılarında söz ediyorlar ama gönül ister ki şimdi belli noktaya ulaşmış. Levent abinin bunlara ihtiyacı yok ki. Hayır var ama mı? Biz anmak için yani birilerinin söz etmesi evet, lazım. Evet. Pekcan Bey, bugüne kadar yüzlerce rol oynadınız. Evet. En çok böyle aklınızdan çıkmayan, zevk aldığınız rol neydi? Televizyonda mı şeyde mi? Tiyatro diyelim. Tiyatroda vallahi Ali Poyrazoğlu'nda Deliler Boşandı da güzel o skeçlerde oynadım. Oradaki tiplerden müthiş keyif aldım. Hatta bir gün Ayşen Guru'da ile karşılıklı bir sahnemiz vardı. Şimdi orada sevgilisini oynadım. Yani o benim sevgilimdi rahmetli Ayşen Guru'da. Çemberimde Gül Oya'da da annemi oynadı bana. Suzan Aksoy'u seçtiler filan. Orada tip güzel bir tip.
şey dedi ki Ali Poyrazoğlu, Ayşen dedi, Pekcan'a dedi bedroom voice ile konuş dedi. Ayol dedi bedroom voice ne dedi. Yatak odası sesi dedi İngilizce. Biliyorum dedi, biz Kezban mıyız dedi. Ben de o zamana kadar bedroom voice'i bilmiyorum. Yatak odası sesi, yani iç gıcıklatıcı bir vamp sesi. Hmm. Hani sesler var ya. Bak şeyde bunu mutlaka anlayacağım. Bizim daldan dala atlıyorum ama şu anda Tarsus'ta bulunmamızın nedeni Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdağ'ın bizi burada şu anda, yani zamanımız oyuncuların zamanı kısıtlı, 22 oyun oynayacağız. Yani şu anda 11. 12. oyunu bu akşam oynayacağız. Başkanımız konuşurken, kendisi de doktor, böyle bir sakinleştirici sesi var. Sayın Başkanım dedim. Şimdi bedroom voice'dan nereye geleceğim? Siz hiçbir siyasetçi gibi, siyasetçi tonlaması yok. Sanki tranquilizan, müsekkin hap gibi konuşan, yani seslerde de, yani nasıl yüz ruhun aynasıdır, ses de ruhun aynasıdır. Huzur veren bir huzur ses. Huzur veren bir ses ve buradan da yine teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de şu Belediye Başkanımıza. Evet, ben de şu anlamda teşekkür ediyorum. Gerçekten her belediyenin harcı değildir böyle mahalle mahalle halkınla ayağına tiyatroyu götürebilmek. Bu anlamda Tarsus Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan çok önemli bir işe imza atmış. O ve ekibi. Bu anlamda gittiğimiz alanlarda sandalyeyi kuran, sahnemizi kuran, sahne ışığımızı yansıtan bütün teknik ekibe, bütün belediye çalışanlarının hepsine buradan çok teşekkür ederiz. Güzel bir turne yaşıyoruz. Umarım diğer belediyeler de bunları yaparlar. Evet. İlk defa hayatında tiyatroyu görmüş insanlar var. Öyle değil mi Pekcan Bey? Evet. Çok güzel şeyler yaşıyoruz burada. Tarsus'un güzelliklerini görüyoruz. Evet. Yahu Tarsus'un her yerinden su fışkırıyor ya. Su fışkırıyor, tarih fışkırıyor. Tarih fışkırıyor. Kaldığımız gibi otel Saint-Paul, pardon affedersen, şeyin Aziz Pavlos, Türkçe'de öyle diyoruz. Aziz Pavlos'un, yani Hazreti İsa'nın 12 havarisinden bir tanesinin ismi. Tarih kokan şu dekorumuz bile, şimdi biz bu otelimizin müdüriyetindeyiz değil mi? Evet. Taş bina ve ahşap bina. Bilmiyorum, her yer tarih burada. Çok güzel, çok güzel. Evet, biraz hava sıcak ama olsun. Senin bu sohbetinle beraber böyle serinletici bir hava oluyor. Evet. Tabii burada yediğimiz şeyler de çok önemli değil mi? Tabii canım. Güzel şeyler tadıyoruz. O kadar çok şeyler tatıyor ki Pekcan Bey, size söyleyeyim. Pekcan Bey artık kostümlere sığmıyor. Buraya geldiğimizde almış olduğumuz kostümler artık iliklenemez hale geldi. Şu an çok sınırda. Eğer ki artık ilikleyemezse kendisine gidecek başka kostümler olacak. Evet, öyle olacak. Nokta. Pekcan Bey, çok klasik bir sorudur ama bunca yıllık tiyatrocusunuz. Evet. Gençlere öyle bir şey söyleyin ki tiyatroyu sevsinler. Ne bileyim, ne önerirsiniz? Ne tavsiye edersiniz bunca yıllık birikimlerinize dayanarak? Nokta. Şimdi her şeyden önce ben çocuk tiyatrosuyla başladığım için Muhsin Ertuğrul'un, üstadımızın dediği gibi geleceğin seyircisini oluşturabilmek için çocuk tiyatrolarına ağırlık vermemiz lazım. Seyredebildikleri kadar oyun seyretsinler. Zaten hani tiyatro fiyatları o kadar pahalı değil. Bir de şunu istiyorum, yani bu ülkede bir sinema tiyatro kanunu çıkmadan hiçbir şey yapılamaz. Öncelikle şimdiye kadar niye çıkartılmadı? Yani buradan meclise de böyle bir öneride bulunuyorum. Ve gençlerimiz mutlaka okumaları lazım. Yani oyun seyredemiyorlarsa şu anda o kadar kolay ki girsinler YouTube'da, diğer mecralarda. Oyunlar gösteriliyor, oyunları, hatta ben tesadüfen İngilizce alt yazılı tiyatro oyunları da gördüm. Yani bol bol oyun izlesinler. Hı hı. Eğer bu işi meslek olarak da yapmak istiyorlarsa, girsinler, okullar var. Yalnız nasıl bir zamanlar Ferhan Şensoy'un dediği gibi, Pekcan abi dedi,
Türkiye'de, şey, İstanbul'da dedi ne kadar avukat var dedi. İşte o zaman 10 bin avukat demiştim. 73-74 yıllarında. İstanbul'da da dedi 10 tane yumuşak komedyenden bir tanesi de sensin dedi. Yani nasıl enflasyon vardı ya. Hı hı. Şimdi de tiyatro okullarının fazlalığı bence bu bir enflasyona sebebiyet veriyor. Yani her yerde içinde onlara imkan sağlamak lazım. Tabii. Ama Pekcan Bey, şimdi isim vermeden size bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunu başka platformlarda da dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama o kadar çok saçma sapan oyunlar da yapılıyor ki şurada, şu piyasada. Ve insanları soğutacak kıvamda. Gerçekten benim de gördüğüm, şahit olduğum saçma sapan oyunlar var. Evet. Lütfen onları çok fazla kale almayın arkadaşlar. Sadece ilk defa mesela hayatında tiyatroya gitmiş bir kişi için çok önemli bir aslında tabii, mesele bu. Tabii, yani ben tiyatrodan soğutacak. Tiyatrodan soğutuyor. O yüzden sadece devlet yardımı alabilmek için o kötü kötü oyunları lütfen oynamayın arkadaşlar. Evet, seyretmeyin de ayrıca, gitmeyin de. Nokta. Nokta, evet. Liyakat, nasıl her şeyde liyakat arıyoruz. Onda da oyun yazarından tutun, yönetmenine, oyuncusuna kadar yani bu işe emek vermiş liyakatlı insanları değerlendirin. Tabii. Ben hala kendi kendime şunu diyorum. Bildiğim tek şey var, o da hiçbir şey bilmediğim. Ya. Başka türlü şey yapamayız yani. Benim bilenler bilir, TRT'de ödül almış 10 tane çocuk oyunum var. Yani onların içinde en önemlisi mesela Uçan Daire. Türkiye'de ilk savaş aleyhtarı çocuk oyununu ben yazdım 67 yılında. Çemberlitaş İpek Şafak sinemalarının üstünde bir tiyatro salonu yaptık, düğün salonunu. Barbarossa Paydın'la beraber, Rossi Barbarossa namı diğer, o da Pierre Lotus Konservatuvarı'nda da okumuştur. Yani belediye konservatuvarı eskiden. Şeyler yaptık ama şu anda bir defa tiyatro yok. Eskiden Tünel'den, İstanbul Tünel'den Şişli'ye kadar en az 20 tane tiyatro vardı. Şişli'de mesela son Ümit Tiyatrosu. Yok, tiyatro şeyi yok, salonu yok yani. Başka türlü güzel olmaz. Güzel günler göreceğiz, evet, çocuklar. Evet, inşallah. İnşallah. Pekcan Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim sana, YouTube kanalıma konuk olduğun için. Her zaman. Bu benim YouTube kanalımı ben kendi kütüphanem gibi görüyorum. Çünkü çok değerli insanlarla böyle söyleşiler yapmaya devam edeceğim. Evet. Çok fazla böyle bu teknik olanakları çok fazla kullanamasam da artık tek kamerayla sizlerden uzak kalmamaya çalışacağım. Evet. Çünkü çok mesaj atıyorsunuz YouTube'a ne olur geri dön diye. İlk adımı da Pekcan Bey'le, Ferda Akarnur'la da yapacağız. Evet. Deniz Oral'la yapacağız. Evet. Şu turnemiz esnasında ve ben bunları da paylaşacağım. Evet. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa. Vallahi bizim Levent Kırca'nın o son sözüyle Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.